Western Armenia TV olarak bizim için gerekli olayları takip ediyoruz. Şimdiki konuğumuz Batı Ermenistan Parlamentosu'ndan Simon Daronyan. Sayın Daronyan, bizimle sohbeti kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle Batı Ermenistan TV ekibi çalışmalarına çok teşekkür ederim. Bize bu değeri verdiğiniz için. Batı Ermenistan fikri ne gibi değer taşır? Batı Ermenistan fikirden ziyade bir gerçekliktir, bir realitedir. Batı Ermenistan Ermeni kültürün kökleri doğduğu yerdir, var olduğu yerdir, geliştiği yerdir. Şöyle açıklayabiliriz ki Batı Ermenistan, yani Ermenistan'ın batı bölümünü oluşturuyor. Ermenistan yüksek yaylasının işte batı kısmını oluşturuyor. Batı Ermenistan Ermeni kültürünün işte pagan dönemi dediğimiz yani doğa kültürü, Hristiyanlık öncesi, İbrani dinler öncesi mükemmel bir kültür olarak gelişmiştir. Ve bu kültürün izleri hala biz bugünkü Hristiyan Ermeni kültüründe büyük bir etkisini görmekteyiz. Bayramlarını kutlamaktadır, geleneklerini, folklorunu. Aynı şekilde İslamlaşma sürecinde de bunun etkisini görmekteyiz. Örneğin mesela hemşin Ermenilerin hala bunu apaçık bir şekilde, yalnız hemşin Ermeni değil, diğer bölgelerde de bunu görmekteyiz. Bunu farkında olmanın önemi gerekiyor. O açıdan da Batı Ermenistan bir realitedir, bir gerçekliktir. Batı Ermenistan birçok bölgeden oluşuyor. Tabii bölgeler arası biraz kısmen farklı olabilir, mutfak olabilir, kıyafet farklı olabilir, lehçe farklı olabilir. Ama Batı Ermenistan bunun bütünlüğünü oluşturuyor. O yüzden ki bugünkü Batı Ermenistan fikri dediğimiz Batı Ermenistan haklarının mekanizması ifade ediliyor. Bu ifade ise Batı Ermenistan Ermenilerin kendini sahiplenmesi, kendilerini tanıması, kendilerinin haklarını savunması için mükemmel bir mekanizmadır. O açıdan da Batı Ermenistan Ermenileri olarak ve Batı Ermenistan kökenli Ermeniler dünyanın dört tarafından kendilerini buraya ait hissediyorlar. Bununla onur ve gurur duyuyorlar. O açıdan da çok önemlidir. Aynı zamanda Batı Ermenistan dediğimiz yer bugün geçmişte Osmanlı, bugün işte Türkiye sömürgesi altındadır, işgali altındadır. Her şey istediğimiz gibi gelişmese de ama bizim halkımız oranın yerlisi efendileri olduğu için kendi varlıklarını sürdürtmekte çaba gösteriyorlar. Batı Ermenistan'daki son gelişmeler hakkında fikirleriniz nelerdir? Batı Ermenistan'da bu son gelişmeler şöyle değerlendirebiliriz. Batı Ermenistan işgali altında olduğunu görmekte yarar vardır. Unutmamak gerekiyor tabii ki. Batı Ermenistan ekonomik koşullar çok iç açıcı değildir, çok vahimdir. Hayat pahalılığı çok yüksektir. Geçim şartları çok zorlaşmış. Yerel üretime çok az sahipler bugün. O açıdan da Batı Ermenistan'da insanların yaşam şartları biraz zorlaşmış diyebiliriz. Batı Ermenistan'daki yerli Ermeniler ne durumdalar ve nasıl bir gelişme var? Batı Ermenistan'daki yerli Ermeniler ne durumda, ne tür gelişmeler var? Batı Ermenistan'daki Ermeniler geçmişten ve günümüze binlerce, hatta on binlerce yıldır kendi kültürlerinin var edip günümüze kadar ulaştığı yerdir. Batı Ermenistan'daki Ermeniler bugünü baktığımız zaman değişik dernekler, platformlar, yerel, köyler arası bu tür şekillerle kendi örgütlülüklerini devam etmektedir. Tabii ki bunun kısmi olarak asimilasyon olmuş da artık bu işte yerli Ermeni kültürü değil de sanki bir
işgalci güçlerin kültürüymüş gibi bunu böyle yansıtanlar da vardır. Bu da tabii ki gerçeğin dışındadır. O açıdan da kısmi olarak asimilat tabi tutulan yerli Ermeniler işte belki de kısmi olarak devlet fonlarından yararlanabilir. Ama bu hepsi için geçerli değildir. Batı Ermenistan bütün zorluklara rağmen kendi kültürlerini yaşatıp bugüne kadar sürdürmektedir. Tabii ki yerel lehçe konuşan kesimler de vardır. Kısmen de daha az akseni olarak da sürdürenler de vardır. Batı Ermenistan'daki yerli Ermeniler birçok aşamadan geçmiştir. Örneğin Hristiyanlaşma sürecinde ve Hristiyanlaşma sürecinde Hristiyanlığın tüm etkisini göstermediği yerde yerli Ermenilerin etkin kültürünü etkisi altında kalmıştır. O açıdan da İslam sürecinden de bunu görmekteyiz. Yerli Ermeni kültürü İslam içerisinde de İslamlaşma içerisinde de varlığını sürdürmektedir. Örneğin mesela bir mezar kültürü, mezar taşları, bu tür şeyler İslam kültüründe yoktur. Yerel Ermenilerden devralınmıştır. Aynı şekilde birçok şey, gelenek örnek Hristiyanlaşma sürecinde de görmekteyiz. Örneğin Hemşin bölgesinde hala Vartavar bayramı kutlamaktadır. Bu tür gelenekler kısmi olarak örneğin bazı yerlerde hala Ermeni folklorunu sürdürmektedir. Yarhuşta gibi bir tür folklor devam etmektedir. Örneğin Erzurum, Kars, bölge, Tokat'a kadar bazı yerlerde işte folkloruna bar diyorlar. Bar da Ermenice oyun demektir. Hala bu tür terimler, bu tür folklor yerli Ermenilerden ve de yerli Ermenilerin asimilasyon sürecinde kendileriyle bugüne kadar taşıdığını görmekteyiz. Yani yerli halk bütün asimilasyona rağmen hala büyük bir Ermeni izini taşıyorlar. Örneğin mesela 60 civarında bir Ermeni hanedanlığı söz konusuydu. Bu hanedanların bugün devamlıları vardır. Bir örnek verebilirim. Rüştünilerin devamlı olan alt kolu Rüşkotanlar vardır. Bagratuniler, Bekiranlar örneğin. Horhorinlerin bir devamı olarak Hormekanlar. Birçok örnekler verebiliriz. Yani bu halkımız hala bölgede varlığını her şekilde bütün baskı ve zorluklara rağmen, asimilasyon politikasına rağmen devam etmektedir. Bu bizim yerli kültürümüzün mükemmelliğinden kaynaklanılıyor. Çünkü yerli Ermeni halkı kendilerinin geliştiği ülkesine Hayk ülkesi diyordu. O yüzden kendilerine Hay söylüyor. Bundan ziyade geliştirmiş kültürüne Haykazun, ondan sonra kendi felsefik şeyini anlayışına da Areburti denilir. Bunlar işte ışık insanlıydı, ışık kültürüne aitti. Bu mükemmel kültürü bugüne kadar devam ediyor, bütün motifleriyle, izleriyle devam ediyor. Örneğin burada anmakta değer, yarar vardır. Aleviler, Aleviler de Hristiyanlık, Hristiyanlaşmayan Ermenilerin bir şekilde takiye yaşayarak günümüze kadar kendi kültürünü, kendi yerli Ermeni kültürü devam eden Areburtiler olduğunu altını çizmekte yarar vardır. Alevi kelimesi de Arev'den geliyor. Arevi, Ali, güneşe ait anlamındadır. O yüzden Areburti, güneşin çocukları anlamında bu felsefi kültüre aittir. Kültür Batı Ermenistan'da, Ermenistan yüksek yaylasında bugüne kadar devam etmektedir. Örneğin bir pagan söylediğim zaman, pagan işte Hristiyanlık öncesi, İbrani dinler öncesi bütün doğa kültürünü tanımlamadır. Oysa ki pagan her bölgenin bütün evrende aynı değildir. Bölgeden coğrafi
değişiklikler söz konusudur. O yüzden bizim yaşadığımız kültür işte Haykazun, Hay, Arevurtilerdir. Bununla bağlantılı diyebiliriz. Örneğin bizim mimarimiz, kendimize has mimarimiz vardır. Bu mimarimiz de Hristiyanlık öncesinden günümüze kadar şekilli kendisini, varlığını, mimari yapısını devam ettirmektedir. Örneğin bir Haçkar kültürü vardı. Bu Haçkar kültürü Hristiyanlık öncesinden süre gelendir. Hristiyanlık öncesinde Vişabakar deniliyordu. Bugün ise Haçkarlar söyleniyor. Kültür devam ediyor. Bu da bizim yerli kültürümüzün, yani otokton kültürümüzün kendisini nasıl geliştirip bugünkü şartlara, bugünkü çağa nasıl kendilerini geliştirip uyum sağladığını görmekteyiz. Bu sohbet için teşekkürler. Ben teşekkür ederim.